İyi akşamlar sayın seyirciler. Haber Ötesi programına hoş geldiniz. Bu akşam konumuz medya. Yabancı sermayenin Türk medyasına girme teşebbüsü, hükümetin yeni TCK ile medyayı adeta zapturap altına alma gayreti, her türlü mahremiyetin fitursuzca sergilendiği ve reyting rekorları kıran reality şovlar, güzellik kraliçelerinden ve aktörlerden devşirme haber spikerleri, İletişim bombardımanı altında ezilen bireyler, günlük hayata giren bilgi toplumu kavramının nasıl kullanıldığı, iletişimde karavan düzeninden kafeterya düzenine geçiş ve Türk medyasının geleceği. İşte bu kritik konuları bu akşam medyanın önde gelen saygın isimlerinden Sayın Profesör Doktor Haluk Şahin'e soracağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, konu son derece cazip medya ama siz bu cazip medyayı biraz iğnelerek, biraz eleştirerek kitabınızda ele almışsınız. Aslında kimi yazılarınızın bir araya getirilmesi bu kitap ki evet. Dolayısıyla ben bu yazıları daha önceden okumuşluğum var ama hepsini bir arada okuduğumuzda daha da büyük bir keyif alabiliyoruz. Hemen izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Dünya Yayınları'ndan çıktı bu kitap. İletişimde karavanadan kafeterya adını taşıyor. Tabii izleyicilerimiz hemen merak edebilir. İletişimde karavanadan kafeteryaya ne demek? Nasıl bir düzenden bahsediyoruz? 1980'li yılların ortasına kadar Türkiye'de iletişimde özellikle televizyon ve radyoda bir karavana düzeni hakimdi. Günümüz gençleri karavanın ne olduğunu bilmeyebilirler. Eskiden askere gidildiğinde askerler hep birlikte bazen yere oturarak aynı yemekleri yerlerdi. Bu yemekler fevkalade sınırlıydı. Genellikle nohut, pilav, üzüm hoşafı gibi şeyler olurdu. Ve işte karavanaya talim diye bir laf vardı. Aynı şeyleri yemeye veya içmeye talim anlamına. Tabii bu hiçbir şekilde karavanada verilen kuru fasulye ya da nohutun ya da pilavın ille kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ama sınırlı sayıda şey insanlara sunuluyordu. O zaman Türkiye'de tek bir televizyon kanalı vardı. 1986 yılına kadar düşünecek olursanız sadece TRT1 vardı. 82 yılına kadar bu siyah beyaz yayın yapıyordu. Günümüzün iletişim gerçeklerine, istatistiklerine baktığımızda 24 ulusal kanaldan, onlarca yöresel kanaldan, yüzlerce yerel kanaldan söz ediyoruz. Sadece İstanbul'da radyoda, FM bandında 111 radyonun yayın yaptığı söyleniyor. Yani ben bunu bir kafeterya düzenine benzetiyorum. Nasıl günümüz kafeteryalarında işte bir takım masaların üzerinde ya da bir takım kutuların içinde çok sayıda şey müşteriye sunuluyor ise, müşteri kelimesini bilinçli olarak seçtim. Buna benzer bir düzen ortaya çıktı. Gene burada da şu parantezi açayım. Bu kafeteryadaki yiyeceklerin mutlaka iyi olduğu, mideye dokunmadığı anlamına yani, gelmiyor. Şimdi ben bunu biraz özellikle aslında vurgulamak istiyorum. Biraz daha açmak istiyorum. Belirttiğiniz gibi tek kanallı olduğu yıllarda Türkiye adeta o kanal ne sunuyorsa almak zorundaydı. Ki siz bunu karavana düzenine benzetiyorsunuz. Bugün ise çok kanallı bir düzen var. Radyoda da öyle, televizyonda da öyle. Ama bu çok kanallılık beraberinde çok çeşitliliği ve daha da önemlisi çok sesliliği getirdi mi acaba? Çünkü bu karavana düzeninden yani o tek kanallı ne sunulursa insanların almak zorunda olduğu, seçme şansının olmadığı düzenden daha riskli, daha tehlikeli bir düzen içinde miyiz acaba bugün? Yani çeşitlilik kisvesi altında, çok kanallılık kisvesi altında aslında tek seslilikle mi karşı karşıyayız? Şimdi dünya da değişti o zamandan bu zamana. Yani 1970'lerin idealizmini, dünyanın hala değiştirilebilir bir proje olduğu düşüncesinin egemenliğini de hatırlayacak olursak, değişen sadece medyanın sundukları değil, aynı zamanda insanlar da. Tabii burada bir karşılıklı ilişki de söz konusu. Yumurta tavuk ilişkisinden de söz edilebilir. Bence günümüz medyalarında temel sorun çeşitliliğin var olmaması değil, ki böyle bir sorundan da söz edilebilir. Günümüz medyalarında temel sorun çeşitliliğin talep edilmemesinde, çeşitliliğin istenmesinin birey izleyici açısından önemli sayılmamasında. Yani mesela benim yazı yazdığım Radikal Gazetesi'nde her gün bu akşam gösterilen belgeseller diye bir köşe var.
Ben bakıyorum orada en az 12 tane, bazen daha bile fazla belgesel gösteriliyor. Sonra gelen reyting istatistiklerine baktığımızda, izleyici ölçümlerine baktığımızda pek çoğu çok da güzel olan bu belgesellerin çok küçük kitleler tarafından seyredildiğini görüyoruz. Yani sorun sadece arz tarafında değil, talep tarafında da bir sorun var. Ve tabii arzla talep arasında nasıl bir ilişki olduğunu ayrıca mutlaka konuşmak yani gerekiyor. Yani bu noktada aslında medya önceli mi sonrası mı bir anlamda temsil ediyor? Çünkü belli bir eğitim, belli bir kültür seviyesindeki insanlar belli belgeselleri, belli filmleri talep edebilir. Tabii bu çok derinlikli, çok detaylı, çok çeşitlendirilebilecek bir nokta. Ama toplumun geneline baktığımız zaman Türkiye'deki eğitim, kültür seviyesi, yaşam kalitesi nedir ki medyasındaki programlar ne olsun sorusu gündeme geliyor. Şimdi burada hani o ünlü söz, toplumlar hak edildiği şekilde yönetilir sözünü belki medya için uyarlayabiliriz. Toplumlar hak ettiği televizyon programlarını seyreder, hak ettiği medyaya sahiptir. Şimdi burada medya böyle bir topluma bir şeyleri sonradan sunmak mı, yoksa toplumu bir anlamda bunun öncesinde belli bir seviyeye, belli bir kültür ve yaşam standartına taşımada rol oynayacak bir merci mi? Tabii bu soruyu soyut bir ortamda soramayız. Günümüzün ekonomik olguları gerçekler içinde sormak zorundayız. Neoliberalizmin egemen olduğu bir dünyada radyoların, televizyonların ve diğer bütün iletişim araçlarının ticari işletmeler olarak görüldüğü ve başarılarının reklam gelirleri ve izleyici ölçümleriyle ölçüldüğü bir ülkede ne yazık ki medyalar kendilerini toplumu farklı ve daha üst beğeni düzeylerine çıkartacak bir işlev içinde görmüyorlar. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ne yazık ki böyle. Yani aslında bütün dünyada daha büyük bir sorun var. Ve bence o sorun şu. Bu neoliberalizmin egemen olduğu günümüz dünyasında insanların %85'e yakınının bizim onların izlemesini arzu ettikleri ciddi konularla asla ilgilenmeyecekleri bir varsayım olarak ele alınıyor. Sonra deniyor ki peki bu %85'i ne yapalım biz? Biz bu %85'i eğlendirelim. Eğlendirmeyi tırnak içine koyuyorum. Ve eğlendirelim ve bunun karşısında para kazanalım. Böyle bir düzen ortaya çıkınca insanlar maalesef hemen kolay olana, ucuz olana doğru kaçmaya başlıyorlar. Bu konuda bir çok üzen örnekler var. Her tarafta bu türden örnekler var. Yani ülkemizin de en iyi programlarının en çok kişi tarafından seyredildiğini söyleyemeyiz. Ama aynı şekilde Amerika'nın PBS'i %3, %4 seyirci tarafından seyredilirse kendisini şanslı sayıyor. Buna karşılık koskoca bir kültürün mirasçısı olan Rusya'da, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan ticari ve ucuz medya ortamında birdenbire Çekhov'ların, Dostoyevski'lerin, Çaykovski'lerin geri plana itildiğini ve işte gelinim olur musun türünden şeylerin ön plana çıktığını görüyoruz. Burada çok daha ciddi ve çok daha büyük bir küresel kültür sorunu var. Biz de onun kendi payımıza düşen kısmını yaşıyoruz. Ama belki daha şiddetli yaşıyoruz. Çünkü niye daha şiddetli yaşıyoruz? Biz örneğin Gutenberg'in matbaasını ancak 250 yıl sonra kendi dilimizde kullanmaya başlamışız. Daha da bunun ötesinde Gutenberg'in bu aracının mümkün kılabileceği okur yazar toplum projesini ancak televizyon geldikten sonra gerçekleştirebilmişiz. Türkiye'de okur yazarlık istatistikleri 1960'lı yıllara kadar %50'lerin altındaydı. Biz okur yazar olduğumuzda birdenbire onun yerine çok daha kolay görsel bir medya gelmiş ve egemenliğini kurmaya başladı. Yani bu bir anlamda topluma empoze edilen hatta büyük bir hışımla üstüne, toplumun üstüne yağan görsel medyanın ve tabii eğlence ağırlıklı bu artık küreselleşen medya kültürüne karşı Türk toplumu herhalde daha zayıf silahlara daha sahip. Yani yeterli donanıma sahip değil. Kültürüne, edebiyatına, işte tarihsel geçmişine baktığımız zaman okur yazarlık, okumaya alışkanlığı, tiyatroya gitme alışkanlığı, bu türlü donanımları daha az olduğu için
bu tür kültürel bir savaş karşısında da savaşma gücü daha az olacak. Direnci zayıf oldu. Şimdi bu noktada çok tartışılan bir başka konu tele demokrasi kavramını siz kullanmışsınız kitabınızda ki buna medya demokrasisi diyenler de var. Kimi kuramcılar medya demokrasisi olarak da kullanıyorlar. Böyle bir toplumda yani eğlence kültürünün empoze edildiği, magazinin popüler kültürünün hegemonyası altında ezilen bir toplumda demokrasi kültürünün gelişmesi mümkün mü? Yoksa bu medyanın beraberinde getirdiği tırnak içinde medya demokrasisine mi mahkum olacak? Yani toplum? Halkın günlük demokratik tartışmaların dışında kalması zannediyorum neoliberalizmin arzu ettiği o büyük projenin bir parçası. Yani eğlendirilen kitlelerin çok da fazla demokratik konularda, siyasi konularda kafa yorması arzu edilmiyor. Hatta hiç arzu edilmiyor diyebiliriz. Fakat çağımızda demokrasilerin karşısında çok ciddi bir sorun var. Yani senin sözüne ettiğin sorun aslında o büyük sorunun bir parçası. Biliyorsun egemenlik Tanrı'dan krallara verilen bir yetki olarak sayılırken büyük demokratik devrimlerle bunun halka ait olduğu kavramı yerleşti ve ortaya demokrasi çıktı. Halk tabii egemenliği İsviçre vesaire gibi pek ender küçük yerler dışında doğrudan doğruya kullanamadığı için temsili demokrasi ortaya çıktı. Yani halkın yetkisi bir takım başka insanlara devredildi ama hep şu varsayım oldu. Toplum kendi sorunlarını tartışacak. Hem bu temsilciler kendi aralarında tartışacaklar hem de halk tartışacak. Tartışacaklar ki doğru dürüst kararlar ortaya çıksın. Ama nasıl tartışacaklar? Birisi onları bilgilendirecek, doğru bilgilendirecek, kapsamlı bilgilendirecek. Kim bu? Medya. Yani temel model buydu. Şimdi tabii 21. yüzyıla girerken bu temel modelin dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde doğru dürüst işlemediğini görüyoruz. Demokrasinin modeli saydığımız İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde dahil olmak üzere. Bunun üzerine deniyor ki, şimdi yeni bir takım iletişim araçları çıktı. İnternet var. Evet. İşte uzaktan kumanda aletleri var. Biz acaba bir takım düğmelere basarak o doğrudan demokrasi idealine tekrar geri dönemez miyiz? Bu ilk bakışta çok cazip bir fikir gibi görünüyor. Ama o zaman gene şu soru ortaya çıkıyor. Yani cehalete dayandırılarak verilen çoğunluk kararlarının şimdiki kararlardan daha iyi olması garantisi var mı? Yok. Gene o tartışma ortamının bulunması zorunlu. İşte Habermas'ın falan hep bahsettiği o kamusal alan. Kamusal yani alan. Tartışmasız demokrasi olmaz. Televizyonların da bu açıdan çok önemli. Ama gerçek anlamda tartışmaların olabilmesi için de bir bilgi donanımının, bir altyapının olabilmesi lazım. Talep çünkü olması lazım. Cehalet soru sormaz. Gerekirse yani. Bu talebin de yaratılması lazım. Yani mesela ben Rütük açısından da meseleye bakıyorum. Yani Rütük sadece efendim bir takım şifreli kanalların kapatılması vesaire gibi şeyler üzerinde durmasın. Şu gibi şeyler üzerinde dursun. Sedef Kabaş'ın programı gibi konuların ciddi ciddi tartışıldığı programların sayısının artması için ben ne yapabilirim? Acaba diğer kanallar için bunu nasıl özendirici hale getirebilirim? Aynı şeyi Haluk Şahin'in efendim TV8'deki programı için de söyleyebilirim. Uğur Dündar'ın efendim CNN Türk'teki programı için de söyleyebilirim. Bu talebin eksildiği dönemlerde de bunun tahrik edilmesi lazım. Çünkü bu herhangi bir konu değil. Bu demokrasiyle doğrudan doğruya bağlantılı olan bir konu. Özgür ve bilgili tartışmanın cereyan etmediği toplumlarda demokrasinin sağlıklı olarak işleyebilmesi mümkün değildir. Şimdi bugünkü mevcut yapıya baktığımızda yerel sermayenin elindeki medya bu durumda. Dolayısıyla şimdi son dönemde yabancı sermayenin Türk medyasına girme teşebbüsleri var. Şimdi tabii yasal süreç hala gelgitlerle dolu. Yasa hazırlandı, Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edildi ama yarın öbür gün o yasanın geçme ihtimali çok yüksek. Çünkü bu sadece Türkiye örneğinde değil, dünyanın pek çok ülkesinde de böyle bir gidişat var. Tahmin ediyorum Türkiye'nin de bundan muaf olması zor. Böyle bir mümkün değil. Böyle bir durumda yani yabancı sermayenin Türk medyasına girmesinde gelecekte medya nasıl etkilenir? Şimdi bir defa Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmayı arzu ettiğine göre ve Avrupa Birliği'nin temel ülkelerinden bir tanesi sermayenin akışkanlığına herhangi bir engel koymamak olduğuna göre ve Avrupa'nın bir Avrupa medya havzası yaratma gibi büyük bir projesi olduğuna göre
Yani şu ya da bu şekilde bu sermaye Türkiye'ye girecektir. Ve artık ne yazık ki veya ne mutlu ki, ben şu anda yargıda bulunmak istemiyorum. Avrupa sermayesi ile Amerikan sermayesini birbirinden ayırabilmek mümkün değil. Yani Bertelsmann Amerikan sermayesi midir, Alman sermayesi midir? Yani Berlusconi'nin içinde bile yabancı unsur nedir? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ha, böyle bir dünyada yaşadığımıza göre yabancı sermayenin medya alanında Türkiye'ye gelmesi bir yerde kaçınılmazdır. Ve ben ondan, bundan o kadar da çok korkulması gerektiği kanısında değilim. Bana iyi mi olur, kötü mü olur dedikleri zaman bazen şöyle söylüyorum. Yerlerin yapmadığı neyi yapacaklar ki? Yani, ya kötüsü de olabilir mi? Yerlerin, bugünkü hani, duruma baktığımızda. Yerler neyi yapmıyorlar ki yani? Ne, belki de adamların getirdiği belirli bir etik seviye vardır, bir kültür seviyesi vardır. Bunun çok da altına düştükleri zaman kendi ülkelerinde ya da kendi yöneticilerine karşı mahcup olmaktan korkarlar falan diye şey diyorum. O belli standartları belki gözetmek gibi bir sorumluluk taşıyabilirler. Mesele şu, yani Türkiye'nin, ben bunu çok çok uzun yıllardır yazıyorum. TRT zamanında da çok yazdım. Hep şunu söyledim. TRT'nin Türk kültürüne lokomotiflik yapması lazım. Günümüzde dünya ulusları arasında, hadi uluslar gittikçe etkilerini yitirseler de, çeşitli bölgelerin insanları arasında o büyük uluslararası diyalogta söz sırası alma açısından müthiş bir yarış var. Eğer siz söz sırası alamazsanız, ne kadar haklı olursanız olun, derdinizi anlatamazsınız. Evet. Ve işte görüyorsunuz Ermeni meselesinde olduğu gibi. Yani sizin bir karşı teziniz olduğundan insanlar o kadar bihaber ki, sizin tezinizi açıklamak dünyanın en liberal olduğunu iddia eden toplumlarında suç haline dönüşüyor. Yani çünkü siz 1985 yılındaki Orly mahkemesine kadar vakur bir sessizlik içinde susmayı tercih etmişsiniz. Sonra konuşmaya başladığınızda da bu konuda iyi konuşmayı beceremediğiniz ortaya çıkmış. İşte kötü bir takım diziler yapmışsınız. İletişim kanallarını etkin kullanamadığımız ortaya çıkmış. Yani yaptığınız dizileri kendiniz seyrederken sıkılıyorsunuz. Bu konuda güzel kitaplar yazamamışsınız. Bu konuda çarpıcı kitaplar yazamamışsınız. Adamların yazdığı Musa Dağı'nda 40 güne karşı hayır arkadaş bak öbür taraftan işte Sarıkamış'ta 50 gün diye bir kitabınız yok. Yani toplumların günümüzde mutlaka kendilerini çok iyi ifade etmeleri ve karşılarındakileri ikna edebilmeleri gerekir. Biz böyle garip bir psikoloji içinde nasıl olsa biz konuşsak da kimse dinlemez diye kendi kendimizi aldatıyoruz. Eğer iyi konuşursak bizi dinlerler. Ama bizim iyi konuşabilmemiz gerekir. Bizim iyi konuşabilmemiz çok iyi sinema yönetmenlerimiz olması demektir. Bizim iyi konuşabilmemiz çok iyi televizyon kameramanlarımız, sunucularımız olması demektir. Çok iyi İngilizceye çevirmenlerimiz, Fransızcaya, Ermeniceye çevirmenlerimiz olması gerekir. Yani toplumun kültürel olarak yaratıcılığının çok üst düzeylerde olması gerekir. Bence bugün önemli bir yazar bir tümenden daha önemlidir milli çıkarların korunması peki için. Peki bunun üretilmesine, bunun oluşmasında bugünkü Türk medyası nasıl rol oynuyor? Bence bugünkü Türk medyası çok olumlu bir rol oynamıyor bu açıdan. Hatta olumsuz dahi rol oynayabilir miyiz? Olumsuz bir rol oynadığı da söylenebilir. Çünkü tamamen kendisini ticari dalgalara kaptırdığı için bakıyorsunuz en önemli programlar, en kafa açabilecek olan programlar yavaş yavaş çizelgelerin uçlarına itiliyorlar. Gece yarısından sonra yani Türkiye'de aklı başında bir takım konulara ilgi duyan insanların onları duyabilmeleri için pek çok kanalda gece yarısını beklemeleri gerekiyor. Bu insanların yarın işleri de var. Bu insanlar bunları ne zaman izleyecekler? Yani o zaman kültüre bir sıralama empoze ediliyor. Deniyor ki bakın şu önemli prime time dedikleri saatlerde. Yani işte kaynanaların kavgası, kaynana gelin kavgası bilmem ne önemli. Bu ise işte o kadar da önemli değil. Yani olmasa da olur. Erbabını zaten onun nasıl olsa uykuya da ihtiyacı yok değil mi? Uykuya da ihtiyacı yok. O bekler izler. İşte bunun bence bir şekilde ama yasaklarla değil. Teşvik edici bir takım önlemlerle, büyük bir kültür politikasıyla sağlanması lazım. Çünkü Türkiye'nin bugün Ermeni lobisi karşısında düştüğü aciz durum bence çok ağır bir derstir. Ve bu aciz durumun nedeni sadece tarihsel olgular değil, hani onların ne olduğu tartışmaya açık. Ama aynı zamanda bu tarafın var olduğunu iddia ettiği tezi bile günümüzün ifade araçlarıyla yeterince açıklayamamış olmasıdır. Adamlar Ararat diye bir film yaptılar. Evet beğenmedik. Ben de beğenmedim. Sıkıldım.
Ah ne güzel, iyi ki kötü film yaptılar. Peki ona karşı Türklerin yaptığı yüksek sanat düzeyindeki filmlerde öyle bir şey yok. Yani böyle üçüncü sınıf belgesel programlarla efendim üst üste yığılmış bir takım kafa tasları ve kemikleri kendi kendimize göstererek bugünün dünyasında hiç kimseyi ikna edemeyiz. Bugünün dünyası iknaya dayanan bir dünyadır. Chomsky'nin bile dediği gibi yani rızanın tabii bu ikna, üretimi. İknanın da tartışmalı olduğunu kabul etmek lazım. Belki onu da konuşuruz. Çünkü ikna etmek aynı zamanda belli değerleri, belli yargıları, belli ideolojileri de fark ettirmeden empoze etmek ve o toplumun zihinsel, kültürel evet. damarlarına enjekte evet. etmek mi? Ve bu anlamda yönlendirmek yani mi? Yani karşı tarafın mümkün olan argümanlarını öngörebilmek, ondan sonra günün belli başlı akımlarından bir haber olmamak ama bunun ötesinde günümüzün anlatım araçlarını en üst düzeyde evrensel bir dil olarak kullanabilmek. Çünkü ikna etmek yani diğer tarafa baktığımızda Ermeni diasporası belki de kendi argümanlarını ikna fevkalade etmenin ötesinde biçimde, evet belki belli bir ideolojiyi de empoze ederek ama bunu çok akıllıca tırnak içinde yaparak bugünkü duruma gelebilmeyi başardılar. Elbette. Yani adamların kendi açısından baktığında yazdırdıkları kitaplara, yazdırdıkları romanlara, yaptıkları belgesellere ve yaptıkları konulu filmlere baktığında adamlar bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bugünün insanları da bugün dünyası onları o kadar can kulağıyla dinliyor ki tersini savunmak suç ilan ediliyor. Şimdi evet orada Türklere karşı ön yargılar bilmem ne gibi kendi kendimize teselli yapabileceğim şeyler var ama temelinde bir iletişim sorunudur. Türkiye'nin çok ciddi bir iletişim sorunu var. O yüzden benim Karavanadan Kafeterya kitabım da ben bu konuları ele alıyorum. Yani ben bu konuları sadece işte ay televizyon seyredelim eğlenelim falan diye şey etmiyorum. Biraz evvel bir şey söyledim. Yani bir önemli yazar bir tümenden daha önemli günümüzün koşulları altında bir önemli sinema yönetmeni belki işte jet uçağından daha önemli. Çünkü bu insanlar bütün dünyaya dertlerini yani anlatıyorlar. Yani fikirsel savaş artık kaba gücün kullanılmasının çok zor olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ama bu yumuşak güç. Yumuşak güç nedir? Yumuşak güç ikna edebilme gücüdür. Ama önce kendiniz öğreneceksiniz. Kendiniz dersinize çalışacaksınız. Yapacağınıza güveneceksiniz. Ve buraya çıktığınızda diyeceksiniz ki ben bu işi dünya ölçülerinde yapıyorum. Bak arkadaş sana anlatacağım bir şey var. Ama bak arkadaş sana anlatacağım bir şey var diyorsun. Ondan sonra 1900'lerin 30'ların sinema tekniğiyle bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Bol propagandayla karışık. Derhal düğmelerini çeviriyorlar. Uzaktan kumandaya basıyorlar. Başka yere geçiyorlar. Yani bu bence Türkiye'nin en önemli sorunudur. RTÜK'ün de Türkiye'yi yönetenleri de önce bunu bilmeleri gerekir. Şimdi bu anlamda tabii Türkiye ne kadar bilgi toplumu ki bu bilgi toplumunu da tartışmak istiyorum. Ve bugün nelere bakarak bir anlamda iletişim kurmaya çalışıyor Türkiye? Türkiye'de hangi programlar, hangi değerler dolayısıyla hakim? Bunlar üzerindeki yorumlarınızı da almak istiyorum ama müsaade ederseniz kısa bir aranın ardından.